Patenin Dünyası'na hoş geldiniz. Bugünkü vlogumuz metroya gidiyoruz. Bakalım Türkiye'deki metroyla aynı mı? Biraz alışveriş yapacağız. Fiyatlara bakacağım. Takipte kalın, izlemeye devam edin. Uber bekliyoruz, Uber çağırdık. Metro biraz buraya, oturduğumuz eve yarım saat uzaklıkta. Onun için Uber'de gideceğiz. Uber'e biniyoruz, Uber'i bekliyorduk. İzole bir araba çağırdık. Uber çağırırken tercihler var. Seçenekleri seçebiliyorsunuz. Bizim oturduğumuz evin önünden her 5 dakikaya dolmuşlar geçiyor gideceğimiz yere. Ama hiç kimse maske takmadığı için biz Uber'i tercih ediyoruz. Ve Uber seçerken de izole olanı seçiyoruz. Gördüğün gibi izole olan bir arabadayız şu anda. Var var. Araba da boyun kadar maşallah. Şöyle. Şöyle. Tamam. Rota çizelim kendimize. En çok ilgimizi çeken züccaciye. Tabii direkt züccaciye bölümüne geliyoruz. Güzel güzel. Senin için. Bu da çok güzel. Ama şunu çok beğendim. Nedir? Ha, Özge almış. Çok güzel. Alalım. Alalım bir tane. Tepsisi var ama tepsisi çok ağır. Çok büyük. Evet. Ama şöylesi de var bak. Bu da güzel. Bundan da alalım bir tane. Büyük. Türkiye'deki metroda var mı acaba bunlar? Ev alsın. Çok güzel. Alalım bir tane de ondan. Koy. Sepete sen koy. Almadıklarımızı çıkışta eleyelim. Hiçbir şey almadan. Hı? Bugün anne kız alışverişi yapıyoruz. Bakalım. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi alacağız. Kasada eleyeceğiz. Bu da değişik bir şeymiş. Evet. Bu da dışarıda tabağa 200 lira yenen makarna tabağı. Öyle mi? O da güzel. Alalım ondan. Şimdi sadece 1 gram makarnası. Olsun. Alalım sunumlarımız için güzel olur. Bunlar ne? Bunlar sunum tabakları. Ne tabağı? Sunum tabağı. Şey bu cam. Cam sunum tabağı. Cam değil ya. Taş. Mermer. Burası çatal bıçak bölümü. Biz anne kızı en çok züccaciye bölümünü gezmeyi seviyoruz. O yüzden ilk olarak buraya geldik. Gelsene, lavlar var. Evet, bunlar çok güzel. Evde benim kullandıklarımdan. Aldım ben, evde var. Bunların hepsi var benden. Çok güzel oluyor. Et
falan pişirince. Burası bardak bölümü. Bir tarafı. Ne? Bunlar da çok güzel renkler. İkisi de güzel. İkisini de al önce. Siyah ve beyaz. Bu renklerini çok beğendim onların. Dörtlü. Kahve kupası. Öyle mi? Ucuz. Ucuz değil. Tamam tabi bir bakacağım. Bir aç bak, büyük mü küçük mü? Büyük işte. Açık paketi yok mu? Yok. Açamam sen. Termoslara bakalım. Geçen piknikte termosumuz kırılmıştı. Kaza aldım. Bunlar ne? Ha. Kesme tahtaları. Ekmek sepetleri. Burası bardak bölümü tekrar. Fırına koymak için fırın kapları. Bunlar çok güzel bak fırın için. Bu rengi nasıl? Güzel mi? Bundan bir tane cipsin içi gelir mi? Gelebilir. Bunu niye almıyorsun? Kırık. Biri çekmiş zaten. Çektin mi? Kaç TL bu? Hangisi? 90 gram. 90 gram ne? 25 lira gibi. Ucuzmuş. Bu da Türkiye'de milletin birbirini kırıp geçirdiği meşhur kavanoz kapakları. Haberlere dahi konu olan, koronadan korkan insanların kapak seçerken korkmadığı kavanoz kapakları. Türkiye'de insanlar birbirini kırıp geçirirken burada yüzüne bakan yok. En sevdiğimiz plastik bölümü. Buradan alsana bir tane hamuru, yoğurma leğeni. Evdekinle yerleri sildin. Hanımefendi. Çok tatlıymış şu sarı olan. O çok büyük kızım. O da büyük. Pembe mi istedin? Onun bir üstündeki bak. Bakayım. Pembe. Gönlüm sen. Baksana bunlar daha güzelmiş. Baksana. Bıçak aslında lazım da. Boş ver ya. Kıbrıs'tan da almıştım ya. Bakayım bıçağa. Şunlar Kıbrıs'tan aldıklarım mı? Almanya'dan gelen meyve bıçağı vardı ya bana, 4 tane Ayşe teyze getirmişti. Onlardan arıyorum da bulamıyorum. Yasmin'e rica edeceğim. Onların o tarafta varsa ya da Ömür Hanım'a.
O bıçaklardan istiyorum çok. Ömür Hanım getirmişti ama o onlardan değilmiş. Burada kek kalıpları var. Şöyle kalıplar. Fırında yanar mı bilmiyorum. Fiyat olarak Türkiye'den biraz daha ucuz fiyatlar. Onu söyleyeyim. Burası plastik bölümü tekrar. Bunların sarıya bir merakı var herhalde. Her yer sarı. Tencere bölümü. Tencere tava. Soğuk kahve yapmak için bardaklar var. Bir tane alacağız. Soğuk kahve ve limonata. Onları çekmek istiyorum. Videolarımda bir tane alıyorum şimdi bardaktan. Fiyatı 30 grına, 2 tane alırsanız 27 grineden geliyor. Burası da alkol bölümü. Şöyle size videosunu çekmek istedim. Fiyatlarıyla birlikte. Burası küçük ev aletlerinin bölümü. Küçük ev aletleri biraz pahalı burada. Şöyle göstereyim. Kahve makineleri var. Kıyma makinesi var. Bunların fiyatları hep grivna. TL değil. Burada süzgeçler var. Makarna süzgeçleri. Büyük hamur yoğurma kapları var. Bunlar da restoranlar için olan tepsiler. Burası da kullan at bölümü. Böyle plastik kaplar var. Türkiye'de olan her şey burada var. Ama tabii fiyat farkı var. Biraz burası Türkiye'den ucuz gibi geldi bana. Nasıl alıyorum ben tekneye gider? Al 3 tane. Arabamızı yavaş yavaş dolmaya başladı. Piknik için masa örtüsü alıyoruz. Kızım bana sen de ister misin diyor. Yok dedim. Biz marketten gazete alıp devam ediyoruz pikniğe doğru çünkü. Ben ya gördük. Bu kırmızısından hiç görmemiştim. Bir tane alsak ya bu kırmızı olanı. Hangi rengini? Kırmızı mı? Ha. Kendine mi aldın? Evet. Bu da benim olsun. Ben de istiyorum tabii. Getirmedim ya Türkiye'den valiz ağır diye. Saç kremi alalım. Kremi, şampuan bölümü. Burası da. Thank you.
neymiş? Karpuzlu. Burada hiçbir şey İngilizce yazmıyor. Gezip dolaştığınız müzeler, ondan sonra kiliseler, hiçbir yerde İngilizce yazı yok. Her yerde kendi dilleri yazıyor. Türkçe yazmıyor. Havlu kağıt lazım mı? Ben sevmiyorum. Yok, ben geçeceğim 3-4 gün sonra. Ne yapayım ben? Burası havlu kağıt tuvalet kağıdı bölümü. Fiyatlarını göstereyim sizlere. Burada bebek mamaları var. Paranız varsa hangi ülkeye giderseniz gidin, her istediğinizi arayıp bulabilirsiniz. Hiçbir şekilde sıkıntı çekmezsiniz. Deterjan bölümündeyiz. Biraz deterjan alacağız. Çok güzel kokuyor burası. Mis gibi bir koku var. Deterjanların kokusu sarmış her yeri. Burası da temizlik malzemelerinin bölümü. İstediğiniz modelde fırça, vileda, kova, elbise askısı hepsi var. Çamaşır teli. Bisküvi bölümü. Hafta sonu burada bir tane bunlardan kalmıyor. Kapış kapışa gidiyorlar. Kahvenin yanında en çok sevdikleri bisküvilerden. Tabii biz almıyoruz. Kendimiz evde yapıyoruz zaten. Hazır bir şey almaya gerek yok. Bir de içinde ne var bilmediğimiz için hazır bisküvilerden tercih etmiyorum. İçecek bölümü. Böyle. Aldık mı batağını? Burası da çikolata bölümü. Birden şekerim düştü herhalde. Bir tane alacağım, yiyeceğim. Poşetini geçiririm çıkışta, kasada. Arabamızı gösterelim. Yavaş yavaş doluyor. Çamaşır suyumuz başrollerde. Olmazsa olmazları kızımın. Çamaşır suyu. Evde yemek olmasın ama çamaşır suyu kesinlikle olacak. Pirinç. Şöyle silahlı olmak.
Pilav o zaman siyah olur. Bunların böyle değişik pirinçleri var. Irmik bulmadık mı? Çok güzel. Daha önceki videomda söylediğim gibi değişik peynirleri var. Yine şahane olan ekmek bölümleri. Beni ilgilendiren bölüm burası. Ekmekler. Herkes ekmek seçiyor. İş çıkışı. Ekmek alalım dedik. Yarına değişik bir sunum yapmak için. Bakalım. Ben sana değil mi? Türkiye'den daha ucuz. TL'ye çevirince. Burası dondurma bölümü. Her çeşit dondurmayı burada bulabilirsiniz. Bir de arabamızı göstereyim sizlere. Araba yavaş yavaş full doluyor. Bunu sushi'yi seven İrem'e aldım. Yosun. Türkiye'ye götüreceğim. İrem çok tembihledi. Sushi için bunu istedi. İremcim yosunun alındı. Hem de 4 adet. Bol bol sushi yaparsın artık. Limonlar burada yeşil yeşil. Burada çoğu her şey Türkiye'den geliyor. Burada yine bizim yemeyeceğimiz etler var. Salamlar, sosisler var. Tercih etmedim. Hafta sonları bu bölüm tıktım tıktım oluyor. Herkes alışveriş yapıyor bu bölümle. Şu anda da iş çıkışı olduğu için yavaş yavaş herkes gelmeye başladı. Biz de saat 8'den sonra geldik. Ancak kalabalık oluyor. Tereyağsız soğumuzu yaptık. Çekimler için çünkü. Tereyağı gerekli. İnşallah biraz sonra ikinci arabayı almayız. Et ve balık günü bugün. Neden perşembe yapmışlar bilmiyorum. Şimdi sebze bölümündeyiz. Muz alacağım biraz. Muzun fiyatı çok uygun. Şöyle göstereyim.
5-6 TL'ye geliyor kilosu. Türkiye'de daha pahalı biliyorsunuz. Biz muzun memleketinde daha pahalı yiyoruz. Şöyle değişik meyveler var. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Nara benziyor ama nar değil. Bilmediğimiz için almıyoruz. Altın çilek var. Onun da fiyatı çok uygun. Altın çileğin. Narenciye bölümü. Yeşillik lazım mı bize? Bak şu dereotu güzelmiş. Alalım. Yeşillik ve domatese hassasım canım. Başka ne alalım? Nane var mı? Yeterli. Evet. Dereotumuzu aldık. Bunlar yıkanmış salatalar. Nektarı. Fiyatı değişecek herhalde. Çıkartmışlar fiyatını. Biberler bakalım. Nasıl bir biber? Bunlar Kaliforniya biberi. Baby biber olarak geçiyor. Şey yapacaksın bunlar. Alacaksın dolma yapmak için. Alalım mı bir paket? Aldım bir paket oldu. Evet. Seni çekmedi mi? Çünkü kucağına bakamıyorum. Neden? Olmaz mı dolma bunlar? Çok güzeller. Niye şaşırdın kızım iki paket bu baby biberlerden aldığım için? Onlarda benim onları almak istek senin bana bağırman gerekiyor. Ben bazen bağırmam. Dışarıda satılsa alacaksın diye. Evet, bazı şeyler almak gerekiyor ama anneciğim ben onu... Ay bakayım. Çok güzel ama pahalı. Ben size bahçeden getirdim taze taze. Ay ayrılamadım biberden. Biliyorsun hassasiyetim var bibere karşı. Mantar bölümü. Fesleğenler var çok güzel. Aslında var ya balkona fesleğen al diyeceğim ama sen yemiyorsun değil mi? Bunlardan mı aldın? Şey alalım mı? Sarı domates. Evet şimdi sarı domates alıyoruz. Her şeyi denemek istiyorum burada. Sert al. Bak bir tane ben buraya ayırdım. Bir tane al anneciğim. Yok hepsi aynı. Biraz pahalılar. Evet yeterli. Bakayım sert mi? Evet yeterli iki tane. Burası soğan bölümü, patates bölümü. Kasada kuyruk bölümüne de bakabilirsin kızım. Ne kadar kuyruk var. Karnabaharlar çok güzel. Hem kendimi de çekmiş oluyorum bu sayede. Burada o kadar çok havuç var ki havucun hiçbir değeri yok. Her yer havuç dolu ve böyle çamurlu bir şekilde satılıyor. İlginç. Lahana meşhur, her yerde lahana var. Aa, çantan nerede? Orada. Hayret bir şey. Arabayı bıraktık lahanayı görünce. Bir tane de lahana alalım. O biberlerle karışık dolma yapalım. Tatlım. Evet. Bunlar da kabakları.
Bunların kabakları böyle. Bir de böyle kabakları var. Kabak alalım mı? Çekim yaparız. Kabak tatlısı. Sevmiyor musun? Sen sevmiyor musun? Yiyorsun. Ama yaptın mı yiyeceksin. Biz buraya metroya sadece dolaşmak için gelmiştik. Ve şu anda durum bu. Bakalım eve gidene kadar daha nasıl olacak? Daha sırada patates almaya var. Yani şimdi patates alacağız. Al poşet. Kızım tır mı çağıracağız biz? Uber mi? İki Uber. Ay kaza yaptım bak, hem çekip hem şey yapmamak için. Patatesler çok güzel. Fazla almayalım şöyle. Ben hemen sen poşeti açarken pratik, anne pratikliğini seçeyim. Yarınki menümüzde patates olsun. Ne oldu belli değil yani. Yarın bakarız. Duruma göre menüye bakacağız. Tamam. Bunlar da renkli domatesler. Çok güzeller. Gerçekten her zaman dediğim gibi almanın, alışverişin sonu yok. Gördükçe alıyor insan, gördükçe alıyor. Bilmiyorum daha kaç tane araba dolduracağımızı. Kasalarda çok kalabalık, kuyruk olmaya başladı. Burada bu meyveler çok satılıyor. O herhalde Mersin diyorlar. İncir böyle taneyle satılıyor. Almak isterseniz böyle bir tane alacaksınız. Bu şekilde. Taneyle. Bu tane fiyatı. Görevini al. Burada şekerleri var. Geliyorum. Markette bağırışan sadece biziz. Kızım bağırdı şimdi. Anne dedi, ben de geliyorum dedim. Bir şeyler alırken bana sormak istiyor, alayım mı diye. Ben hayır diyorum, alıyor. Ben ona soruyorum, o hayır diyor, ben alıyorum. Onun için birbirimizden bağımsız dolaşmaya karar verdik. Gelir misin? Buradaki fiyatları gram fiyatları, 100 gram. Kilo değil. Daha önce eşim geldiği zaman buradan fındık almış. 100 gramı 10 liraymış. O zannetmiş ki 1 kilosu 10 TL. Daha sonra ben gelirken de bana sipariş verdi. Dedi ki 2 kilo fındık al. Ben de geldim baktım. 100 gramı 10 TL. Sordum ona. Sen dedim 2 kilo benden fındık istedin ama kilosunu biliyor musun? Evet dedi, 10 TL. Hayır dedim, 2 kilosu 200 TL. Tabii kesinlikle almadım. Gram yazdığı için şaşırtıyor insanları biraz. Fiyatlar. Burada da dondurulmuş meyveler var. Vişneler var. Çok güzel. Artık Turfan'da diye bir şey kalmadı. Her şey var. Bu da bir öften. Hoparlörde indirimleri söylüyor. Perşembe indirimi. Balıkçının önündeki kuyruk bitti şu anda. İkinci posta bir daha kuyruk olur az sonra. Bunlar da meyve kuruları paketlerde.
Teşekkür ederim. Beni buraya getirdiğin için kızım. Ben teşekkür etmiyorum beni buraya getirdiğin için. Olsun anneciğim, yiyoruz ya. Ne yapacaksın? Ne yapalım? Ama çekim de yapıyoruz ya YouTube için. Çok teşekkür ederim bana yardımcı olduğun için. Biliyorsun. Türkiye'de tek başıma hem çalışıyorum hem yapıyorum. Evet, kasaya geldik şimdi. Alışveriş arabamız kasada. Şimdi bakıyor kızım içerisine. Elemeye başladı. İki tane ürünü geri götürdü. Bakacağız. Kasadımız yavaş yavaş dolmaya başlıyor. Kılıbır sağlarım. Tam sorunlu yere geçmişim. Böyle şöyle oluyor. Eğer onu ben çıkartıyorum. Valla şunu almak için çok işim. Dolma yapacağım, alacağım ben. Renkli. Ben bazen ilginç şeyler alırım. Ay, soğuk kahveyi yani yapalım. Pipet de var ya. Var bende. Alışverişimiz gelecek inşallah. Metro kartımızı verdim. Biberim önemli geldi. Poşetlerimizi alalım. Geliyor musun kızım? Bardaklar kırılmasın. Alışverişimiz bitti. Kasaya ödememizi yaptık. Çıkıyoruz. Uber çağırıyoruz. Alışveriş arabamız full dolu. Buradan kahve içebilirsiniz isteyenler. Geliyor mu Uber? Steril olanı çağır yine kızım. Metroya dolaşmak için gelmiştik. Geri kapatıyor, bir şeyler alacaktık ama gördüğünüz gibi araba doldu. Şimdi eve doğru yola çıkacağız. Evde bir de bunları yerleştirmesi var. İzleme bakalım. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayın.